Şu anda 140 gazeteci hapishanede. Bunun 60'ı 3 ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor. Türkiye'de KYK'larla 37 radyo ve 33 televizyon olmak üzere 70 yayın organı kapatıldı. Türkiye'de sosyal medyadan yayın yapan 10 bin kişiye soruşturma açıldı. Pek çoğu ceza aldı ve kısa süreli olsa da hapishanenin demir parmaklıklarının arkasına gitti. 15 Temmuz'dan bu yana gazetecilerin, işsiz kalan gazetecilerin sayısı 10 bini geçti. Bine yakın gazetecinin basın kartı iptal edildi. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün bizim ülkemiz için verdiği acı ve bizim ülkemizin yüzünü kızartacak rakam 180 ülke arasında basın ve ifade özgürlüğü açısından 155. sırada olmamızdır. Ayrıca bu raporda Türkiye ne yazık ki açık hava hapishanesi olarak söylenmektedir. Dünyanın en büyük hapishanesi olarak söylenmektedir. Merkezi Washington'da bulunan Özgürlük Evi raporuna göre de Türkiye'de ne yazık ki kısmen özgür ülkeler arasında sayılmaktadır. Tabii sadece Ahmet Şık'ın savunmasını durdurmak ve Ahmet Şık'ı cezaevi parmaklıkları ardında yatırırken savunmasını engellemek bile bizim Türkiye açısından ne kadar kötü durumda olduğumuzun göstergesidir diye düşünüyorum. Meclisi bombalayan, bombalar atan, insanlarımızı öldürenlere dahi savunma yaparken tahammül eden hakimlerin Ahmet Şık'ın savunmasına tahammül edememesi son derece düşündürücüdür. Çünkü aynı arkadaşımız basılmayan kitabı nedeniyle, İmam'ın Ordusu FETÖ kitabı nedeniyle bir yıl cezaevinde yatmıştır. O dönemde Ahmet Şık Ergenekoncu, bu dönemde de ne yazık ki FETÖ'cü olmuştur. Bir başka dönemde Ahmet Şık gibi özgürlük savaşçıları, özgürlük ve kalem mücadelecisi olan insanlar acaba neyle suçlanacaktır merak ederim. Tayfun Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum Sayın Bakan'a. Çünkü ilk kez %20 bir zammı 2 yıl bekledikten sonra basın ilan kurumunda verdiler. Yaygın basına %8, Anadolu basınına %20. Ama ne yazık ki basın ilan kurumunun 2 yıldır uygulamadığı zam hala Bakanlar Kurulu'nun masalarında, Bakanlar Kurulu'nun imzasını beklemektedir.